Yani genç, dinamik, çalışkan kadroları oluşturmak istiyorum. Kendimi de öyle görüyorum. En büyük sebebi budur. Sayın Başkan, parti içinde bir değişim hareketi var. Evet. Siz yeni il başkan adayı olarak bu değişim hareketine nasıl bakıyorsunuz? Şöyle bakıyorum. Yani değişim değişmeyen tek şeydir. Çok klişe bir laftır ama çok da doğru bir sözdür. Yani tabii ki değişimin tarafındayız ama değiştirirken her şeyi, herkesi değiştirmekle kurumun kurumsal hafızasına zarar verir. Daha itinalı, daha dikkatli bir değişimden yana. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy verecek delegeleriyle, her biriyle birebir görüşmek istiyorum. Gücüm yettiğince hepsine ulaşmak istiyorum. Yani hepsine ulaşıp, hepsinin güvenini kazanıp, hepsini ikna etmek istiyorum bana oy vermeleri için. Ben şeylere bakmıyorum, yani o kongre o almış, bu almış değil. Ben bizzat delegenin kendisiyle görüşüp, onların güvenini kazanıp ikna etmeye çalışıyorum. Tabii ki şu anki il başkanlığımızın da yaptıklarını yabana atmamak gerekir. Ama ben üstüne koyacağıma iddia ediyorum. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha etkin, her platformda olan, sözü dinlenen bir parti konumuna getirmek istiyorum. Tabii ki sayısal olarak hedef vermek gerekirse hedef vermek iyi bir şeydir. Tabii ki hedefim milletvekili sayısını da arttırmak, belediye başkanlığını kazanmak. Fındıklı Belediye'miz mesela bu konuda bence çok önemli. Bence örnek bir belediye. Fındıklı Belediye modelini Rize'nin bütün belediyelerinde o satığa yaymak istiyoruz. Biraz önce söylediğim gibi, evet, yerel seçim var önümüzde. Çok önemli. Yerel seçimde Fındıklı'daki halk odaklı, hizmet odaklı belediyeciliği, sosyal belediyeciliği örnek gösterip tüm belediye sathına yaymak istiyoruz. Halkımıza bu şekilde ulaşmak istiyoruz. Zaten benim siyasete girme temel amacım sadece kendimi yeni bir yüz ve genç olarak çıkarmak değil. Madem böyle bir yola girdim, zorlu bir yol ama kazanırsam emin olun listemde benim gibi genç, çalışkan, dinamik pek çok insan olacak. Yani kendimle beraber pek çok insanı, yeni yüzü, yeni gençleri de siyasete kazandırmak istiyorum.